Şimdi efendim 21. Halay Komutanımız Mahmut Tuncer 2018 yılını halay yılı ilan ettiklerini ve 21. Halay Komutanı olarak da Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde proje çalışmalarına başladıklarını Antalya'dan açıkladı. Antalya'dan mı başlıyorlar bunu? Antalya'da başlandı. İzin değil abi. Mahmut abi. Bunun da bir sebebi var ve şimdi 21. Halay Komutanımız Mahmut Tuncer telefon hattımızın diğer ucunda. Komutanım günaydın. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Mahmut abi izindeyim ben. Her yerde halay çekiyorum. Efendim ne güzel. İlk icraatlarınız neler olacak Antalya'daki bu oluşum Türkiye'ye nasıl sirayet edecek? Buyurunuz. Aslında orada biraz eksiklik var tabii, onun açıklamasını yapayım. Biz şimdi 7 bölgenin hepsinin bir arada Antalya'da buluşacağı bir proje hazırlığındayız. Ve onun haricinde 57 tane yabancı ülkenin Antalya'da oluşumunu gerçekleştireceğimiz bir projemiz var. 22 Haziran'da başlayacak. Hatta bu kardeşlik halayı adı altında bunu sayın finalde Cumhurbaşkanımıza da teklif getireceğiz, sunacağız. Yarım saatliğine de olsa halay komutanlığını ona devredip sonra elinden geri alacağız. Geri alacağız, tamam. Kim yapıyor bu organizasyonun? Bu organizasyonun esas planlayıcısı benim, fakat burada Anadolu Birliği adı altında bir birlik var. Onlarla beraber çalışma yapıyoruz. 22 Haziran'da kısmet olursa burada başlayacağım. Yani 7 bölgede halay mı çekeceksiniz? Şimdi biz 7 bölgede, ben bölgelerin birinde bir memleketi merkez ilan edeceğiz. Diyelim ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'yı göstereceğiz. Diğer bölgedeki olan diğer kardeşlerimizi davet edeceğiz. Bunun yanı sıra diğer bölgelerden de misafirlerimiz olacak. Bunlar halayın finalinde, olayların, anlatımların finalinde 7 bölge, biliyorsunuz Türkiye'nin de kendi ismi 7 harfle yazılmaktadır. Evet. 7 bölgemizin her birine Türkiye'mizin bir harfini vereceğiz. Ve hep birlikte Türkiye olduğumuzu gösteren bir resim sergileyeceğiz. Ay ne güzel. Mahmut abi, bu Guinness rekorları vesaire girer mi acaba? İşte onun planlamasını da yapıyoruz. 40 bin kişiye yakın bir halay topluluğu olacağını şimdiden tahmin ediyoruz. Tabii Guinness rekorlar kitabına da burada müracaat edeceğiz. Ayeten 07 plakasını tercih etmemizdeki neden 7 bölge ve 7 harfin oluşunun Antalya'da da 07 plakasına uymasından dolayı, ki Antalya'nın da kendi adı 7 harfle yazılan bir bölgemiz. İnce düşünülmüş bir evet proje. Evet ya, çok şeker hakikaten, evet. Başarılı. Yani bunlar, yani şekiller üzerinden gidiyorsunuz, bayağı tutuyor ama halay Karadeniz'de sökmez. Horon. Tamam, orada halayın adını değiştirmişler, horon yapmışlar. Yapmayın. Tabii halaydır. Yine halay. Halk dansı. Yani halay değil de halk dansı. Bunların tümü ana başlığı halay değil, halk dansı aslında. Ya seni mi kazanır? Halk dansı yapar. Tamam. Şimdi ne demek? Mahmut abi bir şey soracağım sana. Haberde diyor ki Mahmut Tuncer 2018 yılını halay yılı ilan etti. Evet. 2018 yılını barış yılı ilan eden bir Sezen Sayan da var. Sezen Aksu da var. Hayır, bunlar barıştılar ama ha. Bunu televizyonda ben bunu barış yılı ilan ediyorum deyip çağrılar yapan Sezen Sayan'dı. Barış çağrıları yapanlar küskünler için geçerli abi. Ne? Küskünler için geçerli barış yılı ilan. Evet, küskünler için geçerli. Senin de uzunca bir süredir eski dostun, kankan İbrahim Tatlıses'te bir küslüğüm vardı. Geçti mi? Barıştınız mı? Nedir onda son durum? Merak ettim. Ali abicim, ben kimseye küsmem, sadece kırılırım. Küskünlük çocukluğa ve çocuklara mahsus bir şeydir. Ben sadece kırılırım, kırgınlaşırım. Onun haricinde küslük olmaz zaten. Peki İbrahim Tatlıses'te çok soru duygusal sordum ya. Bir dakika, ben de bir şey söyleyeyim. Ha tabii, lütfen. Söylüyordum da, kusura bak. Rica ederim, buyurun. İbrahim Tatlıses çok duygusal bir adam. Yani hani en ufak bir şey söylediğinizde zaten ikinci cümlede duygulanacağını, ağlayacağını biliyoruz. Ve Mahmut Tuncer de keza öyle. Yani onlar bence bugüne kadar bir araya gelmedikleri için, yüz yüze geldikleri anda ikisi de o kadar duygusal adam ki barışırlar gibi geliyor. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Yıllar önce Allah rahmet eylesin, Osman Yağmur Dereli'nin sanırım moderatörlüğünü yaptığı bir programda onlar yine küstü. Evet.
Ve onları o barıştırmıştı. Evet. Peki Mahmut Tuncer hattımızda bence. Kendisine soralım bu soruları isterseniz. Ne hissettin Mahmut abi bu görüntülerde? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Biz İbrahim abiyle küsteyiz. Kırgınsınız tamam. Sen kırgında değiliz. Kırgında o değil. Da mı değil? Aranız iyi yok, o zaman. Ya küskün değiliz insan. Niye küseyim ben ya? Öz Bey 50 yaşını artık geçmiş insanlar. Öyle bir şey yok zaten. Görüşüyoruz da biz ayrıca. Nasıl görüşüyorsunuz? İzmir'e... En son ne zaman görüştünüz Mahmut abi? En son İzmir'e gittiğimde görüştük. Hatta aranız iyi. Yaptık. Süper. Ha? Süper. Yani... Peki. Bir arkadaşımızın ortaklaşa bir yeri var. Oraya gidiyor zaman zaman. Benim de ortaklaşa arkadaşım. Oraya gittik, çikolateler falan yaptık. Senle kimse küs kalamaz zaten. Yani biz küs değiliz. Ben zaten baştan da söyledim. Niye küseyim ya hemşerimle? Niye küseceğim? Mahmut abicim bir şey rica edebilir miyim? Evet. Sen çok güzel çiğ köfte yapıyorsun. Hala tadı damağımda, senin evine gelmiştim. Lütfen bir ara hani böyle bir gün uygun vaktinde bize şey yaparsan çok sevinirim. Yaparız tabii şeyleri, siz getirirseniz eşyaları. Yo, o zaten beleşe konmak için söylüyor bunu. Ben yani, getiririm ya. Bulguru biberi bu alırsa olmaz zaten. Onu da birine yıkacak. Bilal alır, Bilal alır. Beleş numarası bana söker mi Ali abi? Sana sökmez. Güzel. Seni seviyoruz Mahmut abi. Bekleriz, şeref verirsiniz. Şaka ediyorum, gelin. Hayır, sağ olun. Bakın yeriniz var. Sağ olun, seviyoruz. Şimdi çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben... halay komutanlarınız tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah çağırırsanız olsun. Biz de halaya geliriz. Siz de bekleriz ayrıca aynı zamanda. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Ay zaten... çok teşekkürler. Çok ayın teşekkürler. 22'sinde başlayacak olan yere birçok sanatçı arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Peki. Saygılar. Işın abla yapıyoruz. Son meydanlar işinizde de.